Polis olanlar Tom'a yolladılar. Kimi kimden koruyorsunuz? Neyi neden koruyorsunuz? Geçen yayında söyledim. Sayın Bakan'ı Karaburun'a bekliyoruz. Karaburun'a gelsin. Eğer biz haksızsak biz canlı yayında özür dileyelim. Yaşam alanlarımız gerçekten bizim elimizden alınmıyorsa biz özür dileyelim. Sayın Bakanımız gelsin. O bizzat kendi gözüyle görsün diyorsunuz. Ama görmek lazım. Ama bu yukarıdan bakmayalım. İnelim. Hani bir dokunalım Ayşegül, birbirimize dokunalım. Özledik biliyor musun birbirimize dokunmayı? Evet. Çok özledik. Valiye, kaymakama, belediye başkanına, bakana, milletvekiline. Acı söyleyeyim mi? Bu eylemlerde kaç tane milletvekili bizim yanımızdaydı biliyor musun? Hı. İsim isim veriyorum. Eski milletvekili Zeynep Altıok yanımızdaydı. Zaten soru önergesi de ondan gelmiş. Taceddin Bayır yanımızdaydı. Kani Beko yanımızdaydı. Musa Çam yanımızdaydı. E geri kalan kaç milletvekili var İzmir'de? Bu dönem değil, bundan önceki dönemden bahsedelim. Nerede? 5 milletvekili. Zeynep Altıok gerçekten canını siper etti. O toplantılarda. Taceddin Bayır canla başta bizle savaştı. Çünkü oralı Taceddin abi. Abi diyorum çünkü abimdir. Bizim çok eskiden bir tanışıklığımız vardı. Abidir, abi. Son sözü başta söyler. Dürüst adamdır. Evet. Musa Çam. Ağzında gevelemez gerçekten. Musa Çam. Meclisin en renkli insanıydı. Ya bizim İzmir'de bunlara ihtiyacımız vardı ya. Biz kontenjanlara ihtiyacımız yoktu. Bizim yanımıza gelen, bizim yanımızda olan. Vekil demek ne demek? Beni vekilim değil mi? Milletin sesi. Benim sesim. Biz yok. Ben daha İzmir milletvekiline hiçbirini görmedim. Biz de görmedik. Ha iyi. Yani hiçbirini derken tabii bazı isimleri tenzih edelim. Onlar gerçekten ya, en azından arasında ulaşabiliyor musun? Kaç milletvekilimiz var İzmir'de? İlk ithal de demek istemiyorum da. Hiç tanımadığımız vekillerimiz var. Tanışamayız diye düşünüyorum ben bir 5 yıl. Tanışamadıklarımız da var. Tabii tanışamadıklarımız var. Tanışamadıklarımız da var. Bakalım Allah nasip ederse belki. Gerçi sonlara da bak yaklaşıyoruz. Mesela tarımla ilgili bir konuya dikkat çekiyor Zeynep Altıok. İzmir'in rüzgar enerji üretiminde ülke birincisi olmasını sağlayan kapasite arttırımının bölgelerin tarımlarına verdiği zarar ne kadardır? Tarımsal alanları yok elde ederek rüzgar enerjisinden, tarım alanlarından elde edilen girdiyle kıyasladığınızda ülke ekonomisine hangisi avantaj sağlamaktadır? Reslerin kurulduğu bölgede nesli tükenmekte olan hayvanlar ve endemik bitki türleri var mıdır? Varsa bu bitki türlerinin ve hayvanların ile ilgili son durum nedir? Bunlar hangileridir? Ve bu türlerin kurtarılması için ne gibi çalışmalar yürütülecektir? Güzel sorular aslında. Cevap? Hepimizin merak... Bilmiyorum cevap. Bakmak lazım. Belki o dönem gelmiştir. Çünkü soru önergelerine cevap gelmek zorunda. Tamam. Yok canım. Gelmeyen bir sürü soru önergeleri var. Ben gelmek zorunda diyebiliyorum. Ama tamam. Hani... tamam zorunda. Tam zorunluluk var. Tabii. Ama yani... Gerçekten zorunlulukta ne oluyor? Mesela yani, oradaki hayvanların, tarımın... Ayşegül sen çok gezen bir insansın. Evet. Sen benim yakın dostumsun, aile dostumsun. Çok gezen. Ya o Çeşme'ye giderken, Karaburun'a giderken, o restlerin altında yeşil bir tane ağaç gördün mü Ayşegül? Bir tane. Görmedin. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Onun altına ne dikersek dikelim, kuşların göç yolunu değiştiriyor. Tarımcılığı bitiriyor. Hayvancılığı bitiriyor. Evdeki elektriği. Dünya nasıl çözüyor bu işi acaba? Dünya bu işi nasıl çözüyor? Sonuçta dünyada bir Amerika'da, bir Almanya'da, bir Fransa'da bunu veriyor bir şekilde elektriksiz değil mi insanlar? Evet. Adamlar denizin içine, ortasına jeneratörler yapmışlar. Su jeneratörleri. O dalgalarla böyle inip kalktıkça elektrik üretiyorlar. Ya biliyor musun orada yani ormana girmek bile Avrupa'da öyle elini kolunu sallayarak ormana giremezsin zaten. Biz akşam gidiyoruz. Abi kaynanan yaptım bize diye açıyoruz müziği. Mangalımızı da yakıyoruz her şeyde. Ya adamlar yürüyüşe bile yani o kadar koruyorlar ki. Yürüyüşe bile yani diyorlar ki orman yürüyüş alanı değil. Koruyor ormanını. O ormanın belli görevleri var.
oksijen salgılamak, erozyonu önlemek vesaire, işte hayvanları barındırmak, doğal yaşamı. Mangal yapmak var mı? Bizden başka bir ülkede yoktur zaten. Yok yok. İnan ki yok. Daha hiç görmedim. Sen de çok geziyorsun. Evet. Ben de geziyorum. Yok. Görmedim. Ya apartmanın balkonunda mangal yakıyorsun. Daha bir şeydi yani. Neyse. Bunu söyle, biz ne konuşalım? Daha ne konuşalım? Yani. Kafamıza dolarlardan şey yapıyoruz. Ne, taşlar takabiliyoruz ve bunu konuşuyoruz Türkiye'de. Karabürünü konuşun kardeşim. Çeşme'ye yapılmak istenen yat limanı projesini konuşun. Bunları konuşun ya. Ben Efe'ye yaşayabileceği bir karabürün bırakmak istiyorum. Celal Umut Bennioğlu olarak. Oğlum Efe Bennioğlu'na yaşayabileceği bir karabürün. Denizine girebileceği, benim gibi yüzebileceği, rahatça para verip de biçlerde bilmem nelerde değil. Ya Çeşme ne oldu? Çeşme artık zaten. Param varsa Çeşme. Kapıya bence şey yazsınlar. Giriş ücretlidir. Çeşme tabelasını kaldırsınlar. Giriş ücretlidir. Karabürün'le farklı olmayacak. Buraya yazıyorum. Vallahi öyle olmasın istiyoruz. Elimizden kayanlar kaydı da. Başka zaten bir şey diyorum. İzmir'de bakir kalabilen, çok az bakir kalabilen. Bir ilçe daha söylesene. Urla'da, Seferihisar'da yani yerler yok var. Yok arkadaşım. Seferihisar'da binalar gökdelen gibi yükselmeye başladı. 3 katlı, 4 katlı, 5 katlı, 6 katlı binalar. Geç. Mesela bir tabiat Urla'da parkı var, ekmekçi tabiat var. Çok güzel. Tamam. İşte kültür park var. İçinde 3-5 tane işimizin kaldığı. İzmir'de bana bir tane ilçe göster ya.